Nefise ile Asena, o kadar. Onun dışında bak. Yusufla Osmancan. Yani Yusufla Osmancan'da bir bir şey yok yani. Ben iyi anlaşacaklarını düşünüyorum, açık söyleyeyim. Ama hani iyi anlaşacak derken, can Ciğer olup da izlettirmeyecek, uzak olup da. E, izlettirmeyecek yani böyle öyle bir olacaklar ki yani biz ne diyorduk Kürşat bütün takımla iyiymiş ah görmedik ki ama iyi her gelen Kürşat'ı uh -huh. övüyor mesela uh -huh. o yüzden çok az bir kere yazılmış sadece Evet yani bu takımda benim için ana hikaye Nefise Asena ee, onun dışında Nefise ile Asena'nın böyle oyunun başlamadan önce birkaç diyaloğu oldu evet. onları bir hatırlamak ister misin İsterim tabii unutmadım şey. ama hatırlayalım yani tamam bir hatırlayalım Nefise ve Asena arasında geçen diyalogları Evet, bu görüntüleri izlediğimizden sonra ben zaten Asena'nın Nefise ile aynı takıma gitmek istediği ipuçlarını almıştık. Hı hı. Ama bir yandan da hani Asena'nın da istediği olmuş gibi oldu. Bir an bu Nefise ile o arkadaşlığı ilerletmek istediğini görüyorduk. O yüzden acaba diyorum bize bir ters köşe yaparlar da gerçek bir dostluk edinirler mi, Sergilerler mi bizim karşımızda? Ne düşünüyorsunuz? Ya bazen böyle e, çok uzak iki yarışmacı ben de yaşadığım için söylüyorum oraya giderken böyle bir e, bağ kurmaya çalışır. Bunun nedeni nedir? Bir ya hep mi kötü olacağız kardeşim bir kere de iyi olalım. İki oyun öncesi kendini rahatlatmak. Çünkü e, sert bir rakiple gergin bir şekilde maça çıkmak yerine o rakiple konuşursan eğer e, ona karşı olan korkun ya da stresin ortadan kalkar onunla böyle bir diyalog kurduğu için Asena, Nefise'yle. Nefise, Asena'yla. Bence ikisi de mutlular. E bir yandan şimdi e, Mavi takımda işler karıştı, saflar değişti falan. Asena da böyle bir havada. Nefise'ye bir hamle yapıyor. E zaten kavga edeni iki ay olmuş. İki ay önceki olayı ben unuttum, onlar unutmayacak mı? Yani unuturlar yani. Tabii Bu ilk, şekilde. ilk olan olaylarda aslında hani asla olmaz diye düşündük bir nefisenin yedeği bu takımın yedeği olmam açıklaması üstüne Asena da çok tepki verdi ama sonra bir yumuşadı araları bence. Bu arada şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Ben mesela o lafı çok eleştirdim. bence çünkü çok yanlış bir hareketti. Hı -hı. Hani o noktadan sonra ben burnum düşse almam. Survivor'a gelmezdim. ama bana şu an desen ki bir yarışmacı Survivor'dan önce böyle bir açıklama paylaşım yaptı, açıklama yaptı. Kimdir bu desen? Düşünmem herhalde 0.6 salise falan olur yani. Nefis, Nefis, Nefis Yani. Başka kimseyi söylemem gördüğüm kadarıyla. Ama hala söylüyorum bence çok talihsiz ve yanlış açıklamalıydı. Nefis, Survivor'a gelmemeliyiz. Peki sen mesela Asena'nın Asena yerinde olsan Survivor'a gelmeden önce senin de içinde olduğun bir takımla ilgili böyle bir açıklama yapan bir kişiyle böyle bir dostluk gel geliştirir misin, arkadaş olur musun seni küçümseyen birisiyle? Beni küçümseyecek, ben ona ağzıma geleni söyleyeceğim. Gemileri yakacaksın. Ondan sonra gemileri yakacaksın. Bu duruma geleceksin. Başkaları sayesinde kavga etseniz tamam diyeceğim. Birbirlerini hiç dinlemediler. Hı, hı. Yahu birebir yüz yüze çata çat kavga ettiniz siz. Daha sonrasında e, en yakın arkadaşın Senem'le bir sürü olaylar yaşadı. Orada ama her seferinde de dedim Asena bu kavgalardan hoşlanıyor. Hmm. Hatırlayın Senem'le Nefise'nin kavgasında hani 10 kere olsa parkura çıksam bugün benden sayı alamazsınız demişti ya hmm. Nefise. Ondan sonra Senem onu yendi ve bir kavga oluşmuştu. Hmm. Asena köşede oturmuş onların kavgasını izliyordu. Hmm. Asena zaten bu tarz şeylerden hoşlanıyor. Ya benim yakın arkadaşım sevmediğim biriyle kavga edecek ilk önce karşısında beni bulur. E şimdi asena senin dediğin gibi ya kendini rahatlatmaya çalışıyor ya da hep mi kötü olacağız der. Bir de ne der biliyor musun? İki birbirini sevmeyen, nefret eden ve kavga eden insanların barışması dikkat çeker, hmm. konuşulur, birazcık ee, malzeme yaratır ben buradayım der PR çalışması, Pierre çalışması. Yok ben onu be. da düşünüyorum şu anda Asena bilmiyor mu dışarıda bizi konuşuyorlardır Nefise ile Asena kanka oldu İki güçlü kadın Oo bak ben de Nefise ile birlikte böyle anılacağım zaten benim de performansım kötü değil E sırtını şu an güçlü bir kayaya yaslamaya sen çalışıyor sen düşünüyor muydun mesela Böyle sert hamleler yaptığında ilk gittiğinde ama ikinci de düşünebilir insan bence. Yok hiçbir düşünseydim zaten bütün kavga ettiklerimle arkadaş olurdum birinci Survivor'ımda. Niye? Hiçbiriyle arkadaş olmadım. Herhangi bir olayda yani insan mesela sence hareket ederken ya işte bizi insanlar izliyor buradan PR kasarım duyar Onu kasarım ilkinde falan. ilkinde düşünmek zor ama Asena'nın birazcık planladığını eski eşinin bir Survivor olduğunu Survivor'la 3-4 yıldır çok yakından ilgilendiğini hatırlatırım. Ee, asena buraya çok iyi hazırlanarak geldi. Sen Survivor'la haşır Hayır değil. Ben hayatımda Hiç. ilk, ben çok iyi izlerdim. Ha, geçerken uğradın. İzlerdim. Hayatımda ilk defa başvuru yaptım. 10 gün sonra beni aradılar. Bir ay sonra da Survivor'a gidiyorlar Ama Ama değil olaya yani. yani hani sizin bir asena kadar hakim miydi? Hayır kadar. Asena kadar benim eski eşim e, Survivor'a gitmemişti. Mesela bana anlatan hiç kimse yoktu. Ha, ben eski eski mi var senin. estağfurullah. sof. <laughs> da bilir, evlenip boşalda bilir. Çok çok çok. Yarın evrim keklik ikinci sayfada. Eski <laughs> eşim. <laughs> hani bir eski işim eski... yoktu ve eski işim Survivor da değildi ve benim yakın arkadaşlarım da Survivor ama değildi. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi Ahmet Bunlar Dursun. Bunlar çok önemli şey. İnsanı oraya evet, ama hazırlıyor. Ahmet Dursun Tabii. 2014 ve 2015'te Survivor'dı. Ahmet Dursunla Asena muhtemelen 2019'da tanıştı. Tamam. 2020'de evlendiler. Yani arada bir dört 4 yıllık es var ki Ahmet'in zaten esas kimliği futbolculuk. Doğru. Yani ben Ahmet Dursun'la evlensem bu demin dediğinden daha abuk bir şey oldu ama <laughs> e, onun Survivor olduğu aklıma gelmez. Ahmet Dursun'un Barcelona'ya 2 gol atan Beşiktaş'ın efsane kariyerli futbolcudan biri oldu aklıma geliyor. Erkekle kadın mesela. arasındaki fark derim ben de sana. Ben Belki de Ahmet için, Dursun o gol attığında Asena mi? lisede miydi? Neredeydi? Ders çalışıyordu. Haberi bile yoktur belki de. Vallahi yani şöyle ben. düşünüyorum böyle bir durum olsa e, buradaki deneyimini paylaşmıştır Tabii en azından. Tabii ki de neden paylaşması? Evet. Paylaşması ya kötü bir şey, bir şey de değil. Kızın zaten gelme sebebi e, ayrılmasından sonra ki yalnızlığı ve çocuğu için tek kalıp mücadele etmesi değil mi? Evet. Hı -hı. Demek ki Survivor hayatında yok. Ha bana de ki buraya gelip bütün tuşlara basmak isteyen biri olarak geldi. Buradan işte ünlü olurum, kupayı alırım. Ona okey ama Ahmet dursun Ona bir bilgi data verdiğini düşünmüyorum. Ya, böyle hani çalıştırdığını falan böyle hadi hadi bak şurada şöyle yo, yo, yap, o, ilan yap ya. şöyle. detayları, detayları belki birazcık yap. biliyordur belki. Detayları biliyordur. Çünkü ya, 2020 evet. Survivor'ı olduğunda birlikte çocuklarıyla Survivor izliyorlardı. E sonuçta eski eşi de bir Survivor'ken Aşkım anlat siz neler yapıyordunuz? Gerçekten bu oyun zor mu? Gerçekten yemek vermiyorlar mı? Gerçekten tuvaletinizi ormana mı yapıyorsunuz? Bu bildiğimiz en klişe soruları sormuştur. Evet. Ve orada nasıl oluyor bu olaylar ya. diye. E yani. Yakın arkadaşları da var Survivor'a katılan. E hmm. Onlara da söylemiştir ve bence bir gün Survivor olmak istediği için de kısmet bu zamanıymış gelmiş. Ben Asena'nın çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. Onun için bunları hep planlıyor bence. Bakalım yani tabii biz bilemeyiz detayları ama olmuş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir reklam arasında gidiyoruz. Reklamdan sonra performans değerlendirmeleri yapacağız.